Hayat sağlıklı güzeldi. Şimdi sıra geldi sevgili program partnerim Doktor Mevlüt Dağlı olan estetik zamanı köşemize. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Şimdi daha önceleri hep cildimizi gençleştirme ve yenileme adına yapılan işlemlerin hangi cilt tipine göre, hangi cilde göre uygulandığını detaylandırdık. Sıra geldi bugün mezoterapi ve peeling işlemiyle yapılan bütün bu gençleştirme ve yenileme konusuna. Hangi cilt tipine göre bu işlemler yapılabilir? Sizden detaylandırmanızı rica edeceğim. Aslında medikal estetik alanda cilt yenilemede mezoterapi ve peelingler ne yaparsak yapalım her alanda kullanılabilecek işlemlerdir. Ve mezoterapi için ben genellikle mezoterapi candır derim. Evet, siz çok seviyorsunuz. Vazgeçilmezlerdendir. Sebebi de şu. Sonuçta yaşımız ilerledikçe, özellikle 35 yaştan sonra vücudumuzda artık amino asit ve proteinlerimiz tükenmekte. Kolajenler amino asit ve proteinler aracılığıyla yapılır. Ve bunun yanında tabii ki vücudumuzda, yine cildimizde veya tüm vücudumuzda olan bazı maddeler de tükenmekte. Nasıl ki işte yaş geçtikçe bir hyaluronik asit tablet takviyesi, vücudumuzda biten magnezyumun, çinkonun takviyelerini almamız gerekiyor ve sağlığımızı bunlarla kontrol altına almamız gerekiyorsa bunun gibi de ciltte de bu maddeler bitiyor. Bundan kaynaklı yeniden orada ciltte istediğimiz canlılığı, iyiliği, gençliği sağlayabilmek için de o maddeleri bir de lokal olarak cilt altına verme işlemini ve ondan kaynaklı kolajenin oluşması, daha iyi su tutumunu sağlaması amacıyla mezoterapiler yapılabilir. Bunun için de mezoterapi vazgeçilmezlerden de deniriz. Bundan kaynaklı her yapılan işlemle zaten mezoterapi çok rahatlıkla uygulanabilir. Eğer ciltte siz hyaluronik asit eksikliği buluyorsanız onu enjekte etmek için, kolajeninize destek vermek için amino asit proteinlerden oluşan kokteylleri enjekte etmek gibi düşünebiliriz. Bunun haricinde tek başına da uygulanabilir. Mutlaka bir lazer sistemiyle veya başka bir yöntemle de bunu kombin etmek gerekmez. 35 yaştan itibaren bu 60 yaşında, 70 yaşında kişi de olabilir. Cilt yapısına göre çok farklı içeriklerle hazırlanmış Class 3 Medical Device dediğimiz, yani tıbbi ürün sınıfına giren ürünlerin farklı farklı kokteylleri var, kombinasyonları. Cildin yapısına göre de, ihtiyacına göre de bunları enjekte etmek. Bir diğeri de peelingler. Evet, her cilde uygulanabiliyor mu evet, peelingler? Daha öncesinden peelinglere, daha önceden de bunu konuştuk. Evet. Bazen diğer konuklarımızla, hocalarımızla bunu konuştuk. Peelingler düşündüğümüzde cildi soyan evet, solüsyonlar, materyaller olarak bakılırdı. Ama artık günümüzde tabii o alanda da bir gelişmeler var. Farklı kombinasyonlarda maddelerle yapılan peelingler. İçerisindeki bir madde cildinizde evet üstteki ölü dokunun uzaklaşmasını, kaldırılmasını, yani soyulmasını sağlarken diğer maddelerde cilt altına geçerek kimi oradaki iltihabi bir durum varsa onun düzeltilmesini sağlıyor. Bir diğeri cilt altında fibroblast aktivasyonu dediğimiz yeni hücre oluşumunu tetikleme gibi işlemlere yarıyor. Sonuçta peelinglerde artık deri dokunu kalitesi artırmak, iyileştirmek, iyilik halini artırmak için yapılan işlemlerden biri. Özellikle bir mezoterapi ya da peelingi isterse 35-40 yaşında olsun, bir cilt tonüste bozukluğu, hafif bir gözenek genişliği, hafiften işte daha genç yaşlarda birinde oluşabilecek bir sivilceli durumda onu tedavi etmek, hem de o sırada oluşmuş olan ciltteki tahribatı ortadan kaldırmak, düzeltmek amacıyla da kullanılabiliyor. Ya da 70 yaşındaki bir hanımefendi yüzünde oluşmuş kırışıklıklar, derisi incelmiş, lazer sistemlerinden çekinebiliyorsunuz. Işığa karşı daha hassas bir cilt haline gelebilir. İplerle çok fazla bir işlem yapamadığınızda buna daha saf, daha masum diye baktığımız mezoterapi peelingleri kombin ederek hem cildin eksik olan maddelerini vererek yeni bir kolajen üretimi tetiklemek, böylelikle ince kırışıklıklarının, hafiften oluşmuş olan sarkıklıkların düzelmesini sağlamak, hem de peelinglerle de bu konuda destek vererek üstte oluşan ışık kaynaklı, yaşa bağlı oluşan bazı lekelenmeler, yüzeyde oluşan ölü dokuların çok kalmasından kaynaklı kırışıklıkların da kaldırılmasını sağlayarak ciltte daha homojen, yaşına göre daha temiz, düzgün görünümlü
bir cilt haline getirilebilir. Evet, şimdi cilt gençleştirme ve yenileme adına bir sürü işlem yapılıyor ama önemli olan bu işlemin hangi cilde uygulanacağı, getireceği sonuçlar. Kesinlikle. Bunu da sizin gibi uzman ellere teslim olmak gerekiyor. Çünkü nereye, hangi işlemin uygulanacağını bilmek de aslında bu işlemi yapmanın en önemli püf noktası. Tabii ki, aynen evet. Öyle. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz için bu faydalı bilgiler için. Çok sağ olun, teşekkür ederim.